2012 Nobel Barış Ödülü töreni Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlendi. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz Barış Ödülünü Nobel Komitesi Başkanı'nın elinden birlikte aldı. Avrupa Birliği, dünya savaşlarının ardından kıtada barışı temin ettiği gerekçesiyle ödüle layık görülmüştü. Törende bir konuşma yapan komite başkanı Avrupa Birliği'nin barışa katkısının yanı sıra mali krize ve ırkçılığa karşı birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekti. Jean Monnet insan olmadan hiçbir şey tamamlanmaz fakat kurumlar olmadan da hiçbir şey sürekli hale gelmez demiştir. Avrupa Birliği bu uzlaşı sürecinde sürekli merkezi itici bir güç olmuştur. Avrupa Birliği aslında Alfred Nobel'in vasiyetinde yazdığı gibi hem milletler arasındaki kardeşliğe katkı sağlamış hem de barış kongrelerinin başarıya ulaşmasına yardımcı olmuştur. Komite başkanı ayrıca birliğin temellerini atan Almanya-Fransa arasındaki kömür-çelik anlaşmasına atıfta bulundu. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın bugün burada bulunmaları hepimiz için çok özel ve sembolik bir öneme sahip. İki ülke liderleri konuşmanın ardından ayağa kalkarak kendilerini alkışlayan salonu selamladı. Nobel Komitesi, birliğin Türkiye gibi üye ülkelerde demokrasi ve insan hakları alanlarında ilerleme kaydedilmesine yardımcı olduğunu belirtmişti. Öte yandan Avrupa Komisyonu yaklaşık 930 bin euro tutarındaki ödülün ihtiyaç sahibi çocuklar için kullanılacağını duyurdu.